Dur ciddileşeceğim. Şu şeyi kaskolar şimdi yani. Bu bütün filmlere baktığımız zaman. Şimdi biraz seninle hızla geçip senin fikirlerini alacağım. Şimdi her şey çok güzel olacak. İlk göz ağrım. İlk göz ağrım, tamam. 98 yılı. Vizontele oyuncu olarak harikuladeydi. Harikuladeydi. Küçük bir rol, çok akılda kalan askerdeydim o zaman. Evet. Gora, büyük iş. Büyük film, büyük iş, büyük görsel efektler, Türk sinemasının alışık olmadığı. Organize işler, tekrar oyuncuydun. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben Hokkabaz kalitesinde, hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım. Şimdi bana, zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri Hokkabaz'ın bir ilerisi gibi ona benzeyen. Tabii senin için benzeyen demek, seyirciye benzeyen diyorsun ama senin açından bu Hokkabaz'ın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani evet. Ki insanlar böyle yapmak ister normalde. Yok, şöyle diyebilirim Okan. Yani Hokkabaz'ın hikayesini ve daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Bu anlamda söylüyorum. Peki sonra Arok geliyor ki Arok'u hiç anlamadım. Samimi söylüyorum. Çok iyi. Samimi Allah'tan, yani Allah'tan buradayım. Yani yardımcı olabilirim. Aslında ben artık bundan sonra evlere gitmem lazım. Evet, evet. Tek tek. Vallahi. Ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika. Yakında sizlere bakayım. Söyle bana. Evlerdeyim. Hokkabaz'da ne oldu da Arok geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor. Ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı? Yok yok yapmayalım. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ya Gora'nın devamını buldum. İlk çağlarda geçiyor. Hem de Gora'nın tersi. Arok ha 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 falan. Yani şimdi bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler. Ya öf hadi be falan. Yani Gora zamanında da öyleydi. Abime anlattım. Halıcı var kaçırılıyor falan. Hayırlısı olsun dedi. Yani olursa olur olmazsa pek ben tutmadım ama falan. Yani bir sıraya diziyoruz abi. Ve hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Gora'nın devamı, yani o karakter sevildiği için, ben de sevdiğim için oynamayı, onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı, hani bir ondan bir ondan gibi. Yani tatlı dramalar, bir de karton maceralar gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama yani diyorum ya ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 sene evvel biliyordum. Ya benim için seyircinin için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj bu dediğin gibi Hokkabaz'da olmuştu. Herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim 400 kişilik bir grup. Çıktılar çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı yani. Çıktılar ve böyle niye ağlattın bizi falan diye kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana sıkıldım vallahi dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Ya ben açıkçası Deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada. Yani kasvetten kasvete verdim kendimi. Kalın yani birazcık, sert. Ne bileyim ben, nasıl hoşuma gidiyor. Ya? Kalın yani, mevzu kalın. Yepyeni sinema deyimleriyle karşınızdayım. Peki. Film noir gibi. Fakat bu Arok, tabii ki Arok en yüksek hasılatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 216, 5 Arif milyon 216, falan. Evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok. Ondan sonra yok yok. 5 milyon var, 4 milyon var, 3900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha paraya bakıyormuşum. Özür dilerim. Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım fakat, diyebilirim. Fakat evet. Orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'dan hiç para ya bazen seyirci bilmiyor bu kısımları ama bizim jenerasyon bu konuda şeydir. Hani konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığın filmler var. Mesela işte İftarlık Gazoz, oyuncu olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında?
Ya bütünüyle ilgili... Sen kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben çok memnunum. Ben tamam. Yaptığım şeyden çok memnunum. Başkaları ne diyor? Başkaları çok övüyor. Çok beğeniyorlar, evet. Çok beğeniyorlar. İyi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama o bir hani nasıl diyeyim sana... yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münhasır bir yönetmen ya... Yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak. Evet, tabii işte ki. İşte Entelköy, Efeköy'e karşı. Onun bir stili vardı. Hmm. Ben o stilde bana öyle bir kompozisyon oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Ya bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci olarak müsteriyim yani. İzlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. Kendini al beğenmiş. Mevsimi. Ha, o da, onun da çok duygusal orada macerası. Orada da baba oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Doğru, mevsimi. Doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak. Evet. Tabii. Abi onun öyküsü tabii çok başka. Yani benim çok spesifik, geçen birisi ayıplamış. Yavuz Turgul'u seviyorsun da ne oluyor yani işine yansıyor mu falan diye. Halbuki bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, teklifin komik bir öyküsü var. İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı 100 küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum lan 75. sayfada öldüm. O da şöyle oluyor. Okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. Orada Şener abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz abinin bir öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? Yani o noktaya geldi iş çünkü ya. Yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? Yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani... Av Mevsimi filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya bu arada sen ne yapıyorsun ki? Ama Av Mevsimi. Niye? Çünkü orada başına daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananla falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz abinin şöhretini bilirsin, birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var, senin programında paylaşmayayım da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz, hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Hı. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet, Okan Yalabık. Arkada oturuyor, ben galiba şoför mahallindeyim, yanımda da Şener abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen... arabayı bindirdikleri bir teknik, bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan. Sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca hani laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımdan, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki Okan'ı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de çok... yani mesela giriyor, oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neden böyle oluyor falan derken siz de burada fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz. O kadar en temiz, yani eleştiri olarak gidiyor. Yoğunluğu biz alıyoruz. Ulan bir buradan Şener abi yiyor, bir buradan ben yiyorum. Dedim ki ya şu camı açın ya. Ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani. Yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir.
fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz ya setlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniniz. Hocam filmle ilgili konuşuyorum. Hoca diyor ki, o da diyor ki yani kardeşim film benim zaten. Yani filmle ilgili konuşulacaksa benim haberim olması lazım bunda.